bir örnek verdim, bir anekdot, Taha Akyol'un da köşesinde vurguladığı bir anekdotu hatırlattım. Ve bu ülkeyi kuran kurucu iradenin, demokratik hassasiyetinin bile şu anki yönetimde, iktidarda olmadığının altını çizdim. Ki askerlere kendisini alkışlatan bir cumhurbaşkanı var. Bu tartışmanın kapanmaması için, çünkü bu zihniyeti de gösteriyor, demokrasi bilincinin bizim ne kadar geriye gittiğimizi de gösteriyor. Son açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Erdoğan'ın? Bir şey demiyor, sadece başarımızı kıskanıyorlar diyor. Yani AKP lideri, AKP genel başkanının yaptığı başarılı bir şey olursa biz söyleriz zaten, ama şu anda milletin yarısından fazlası, %60'ı yoksulluk sınırının altında. Enflasyon %180'leri, 200'leri bulmuş. Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliler açlık sınırının altında yaşıyor Türkiye'de. 45 milyona yakın insan. Bunu eğer başarı diye kendisini nitelendiriyorsa bu kendisinin bileceği bir şey, ama Türkiye'yi yoksulluğa sürükleyen, Türkiye'de hem içeride hem dışarıda istikrarsız bir ülke yaratan Tayyip Erdoğan'ın tam da kendisidir. O yüzden onun ne söylediğini değil, milletimiz artık onun ne yaptığını, ne ettiğini biliyor, ama önemli bir konuya değiniyorsunuz, değindiniz. Kuvvet komutanları Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla. Çünkü bunun bir cumhurbaşkanı bu kadar büyük bir yalanı milletin gözünün içine bakarak, komutanların gözünün içine bakarak söyleyemez. AKP Genel Başkanı sıfatıyla bence orada konuşuyor ve kuvvet komutanları kendisini alkışlıyor. Şimdi kısaca soralım. Kuvvet komutanları neyi alkışladılar? Fırtına obüsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank palet fabrikasında BMC fabrikasına peşkeş çekilmeden önce 281 adet üretilmiş bir toptur fırtına obüsleri. Ve fırtına obüsleri bizim ordumuz tarafından üretildiğinde hedefini %99 tutturan, ilk defa bu şekilde de takdir alan, dünyada da bundan bahsedilen bir obüstür. Bir toptur aslında, hareket halinde. Şimdi bu fırtına obüsleriyle ilgili daha önceden kendisinin, yani AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ulusal kanala çıkmıştır ve şöyle demiştir: bu Bay Kemal gerçekten yalancı bir adam, hiçbir şey bilmiyor. Bu tank palet fabrikası dedikleri yer bir atölye. Bu atölyede fırtına obüsünün üretildiğini söylüyor. Bir insan bundan dahi, bu bilgiden dahi uzak bir adam demişti Kemal Kılıçdaroğlu için. Biz de hemen, ben Sakarya milletvekiliyim, tank palet fabrikasının geçmişini biliyorum, neler yaşanıyor biliyorum. Hemen ben bir araştırma yaptım. Kendisi fırtına obüslerinin üretildiği atölyede kaynak yaparken resmini buldum ve hemen yayınladım. Yahu tank palet fabrikasını ziyaret etmiş, fırtına obüslerinin üretildiği atölyeye girmiş, orada bir kaynağı alarak elinde sözde kaynak yapıyor. Kendisinin yaptığı işten haberi olmayan bir genel başkandan bahsediyoruz. Şimdi birincisi bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nasıl bir başarı elde ettiğinin bilgisi yok kendisinde. Bir de eğer varsa yalancı olan kendisi, yalan söyleyen kendisi. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi başarılı, Avrupa'nın en büyük... Çok affedersiniz, sesiniz gitti de Avrupa'nın ondan... Avrupa'nın en büyük entegrasyonu bir tanesi... Şu anda sesim geliyor mu? Şu anda geliyor, evet. İllüzyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Tank paletle ilgili özellikle sizin şu sözünüz, evet, çok önemli. 18 ay sonra tank çıkacak demiştin. Nerede diye soruyorsunuz haklı olarak. Nerede? Evet, evet. Şimdi birincisi fırtına obüsleri üretecek diye ben her zaman milletin gözünün içine baka baka söylüyorum. Nitelikli dolandırıcı Ethem Sancak'a teslim ettiler. Ethem Sancak Altay tankı ihalesini verdiler. Türkiye'de birçok yerli firma, güçlü firma varken bu işten bilgisi olmayan bir adama verdiler. Milyonlarca dolar ona menfaat sağladılar. Ethem Sancak televizyonlarda söyledi. Dedi ki 18 ay sonra ben ilk tankı teslim edeceğim dedi. Aradan 18 ay geçti.
bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl geçti. Fakat teslim edilmedi. Peki Ethem Sancak? Ethem Sancak ortada yok. Tank? Tank yok ortada. Peki Ethem Sancak ne yaptı? Ethem Sancak milyonlarca doları cebine indirdi ve oradan ayrıldı. Peki şu anda tank var mı? Ece fabrikasına tank fabrikası yapılması için Karasu, Sakarya Karasu'da 2 milyon metrekare arazi verilmişti. O arazi de boşaltıldı. Şimdi yeni bir arazi aranıyor. Yapmadılar. Türkiye'nin ordusuna acil lazım olan tankı bir nitelikli dolandırıcıya teslim ettiler. Milyonlarca doları aldı gitti ve Türkiye Cumhuriyeti ordusu o gün bugündür yapılabilecek olan bir tanktan mahrum kaldı. Şimdi bunları anlatıyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan kuvvet komutanlarının karşısına çıkmış. Ya bu fırtına obüslerini zaten bizim ordumuz yapıyordu. Bizim işimiz yapıyordu. Şimdi de bizim ordumuzun işçileri çalışıyor. Şimdi de bizim insanlarımız orada ama kârı kim alıyor? Katar ordusuyla BMC firması alıyor. Yani ya buna ne gerek vardı? Bu Türkiye ordusunun imal ettiği bir fırtına obüsünün üzerinden Katar ordusu neden para kazanıyor? Ve bu bir milli mesele değil midir? Kendi ürettiğimiz obüslerin bütün bilgilerini Katar ordusuyla neden paylaşıyoruz? Neden? Bizim üstümüzde bir teknolojiler mi var? Yok. Şimdi bakın, Katar ordusuna veriyoruz. Fahiş fiyata veriyoruz. Ben çok yakında açıkladım. BMC fabrikasında Ethem Sancak zamanında orada genel giderler adı altında büyük bir soygun yapılıyor. Ben onunla ilgili faturalara yansıyan belgeleri gösterdim. Şimdi bizim ordumuzun imkanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti ordusuna fahiş fiyatta satış yapılıyor. Ve bundan bizim ordumuz zarar görüyor. Kuvvet komutanları bunu alkışlıyor. Yani bir siyasi partinin genel başkanını alkışlıyor. Ya bir kere söyledim, bir daha söylüyorum. Kuvvet komutanları baba ocağı denilen askerlik ocağının komutanlarıdır. O komutanlar o baba ocağı denilen yerin aile babasıdır. Orada AKP, CHP, MHP hepimizin komutanlarıdır. Siz ne hakla tamamen yalan konuşar Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla AKP genel başkanlığını yürüttüğü için orada onlarca yalan söyleyen kişiyi alkışlayarak Türkiye Cumhuriyeti milletini yanıltıyorsunuz. Bir algı yaratıyorsunuz. Sanki sözleri doğruymuş gibi. Orduya güven Türkiye Cumhuriyeti'nde çok yüksektir. Orduya güven. Siz ne hakla bu orduya olan güveni istismar ediyorsunuz? Siz ne hakla bir siyasi partinin alkışlayan komutanları konumuna düşüyorsunuz? Siz ne hakla evlatlarımızı gönderdiğimiz baba ocağını siyasi bir ayrım mekanizmasına dönüştürüyorsunuz? Bunları yapmaya hakkınız var mı? Hayır, yok. Bir de üstüne üstlük orada konuşulanların tamamına yakını yalan. Yani fırtına obüsleri tank palet fabrikasında üretiliyor. Ya zaten üretiliyor tank palet fabrikası fırtına obüslerine. Fakat oradaki elde edilen menfaati Katar ordusuna biz neden sağlıyoruz? Ya da Ethem Sancak'a milyon dolarlar neden kazandırdık da Türk ordusunun kasasına girmedi? Bu alkışlanacak bir şey mi ki alkışlıyorsunuz? Türk ordusunun Katar ordusuna ihtiyacı mı vardı? Türk teknolojisinin Katar teknolojisine ihtiyacı vardı da mı siz orada alkışlıyorsunuz? Yalan söyleyen, fırtına obüsleri tank palet fabrikasında üretilmiyor diyen, Türk ordusunun önemli bir tesisini atölyeden ibarettir diyen AKP genel başkanını alkışlayarak sanki sözlerinin doğruluğunu teyit eder gibi milletimizi yanıltma hakkını size kim veriyor? Siyaset yapmak istiyorsanız o zaman komutanlığı bırak. Bakın orada Milli Savunma Bakanı var, siyaset yapıyor. Görevini tamamlamış, geçmiş. Milli Savunma Bakanlığı yapıyor. Alkışlaması gerekiyorsa alkışla. Siz de eğer siyaset yapmak istiyorsanız o zaman ayrılırsınız, AKP saflarına geçersiniz, orada siyaset yaparsınız. Milletimiz de sizin orada ne olduğunuzu, ne olmadığınızı görür. Başarısını kıskandığımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en ufak bir şeyi yok.
başarısızlıklarını söylüyoruz. Milletin paralarıyla aldığı, köprü yapıyorum dediği, havaalanı yapıyorum dediği bütün yatırımlarda başarısını gölgeleyen en büyük şeyi söylüyoruz. O bir başarıdır. Millete yol yapmak başarıdır. Köprü yapmak, havaalanı yapmak başarıdır. Ama ihalelerin önüne engel çıkartıp ihaleleri bir avuç kişiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin vergileriyle toplanan paraları bir avuç kişiye peşkeş çekmek vatan hainliğidir. Onun için biz onun başarısını gölgeleyen bu ağır yükü, ağır gölgeyi orada bulundururken Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır, millete hizmet etmiştir diyemiyoruz. Çünkü Türkiye'de bunu yapabilecek onlarca tank paleti, tank üretecek onlarca firmamız, güçlü firmamız varken Ethem Sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıyı ehliyet Türk olarak etmek ve Türkiye'nin teknolojisinden çok daha aşağılarda olan Katar ordusuna peşkeş çekmek, bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Nasıl bunları kuvvet komutanları alkışlayabilir? Ne hakla yapabilirler? Ne cüretle yapabilirler? Bunların hepsini reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Sayın Özkoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun komutanları Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün evlatlarını kucaklamakla yükümlüdürler. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak ola ki Cumhurbaşkanı seçilirse ve partisinden de istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken yaptığı bir konuşmada eğer bu kuvvet komutanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu da alkışlarlarsa onları gene eleştirir. Böyle bir şeye hakları yok. Bizim söylediğimiz bir parti menfaati, bir parti bakışı değildir. Biz bir cumhurbaşkanının bütün milleti kucaklayan bir cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Hepimizi kucaklayan, siyasi parti mensubu bir kişinin genel başkanlık görevini sürdürürken böyle bir yalanı cumhurbaşkanı sıfatıyla söyleyip kuvvet komutanlarına alkışlatması tamamen kabul edilemez bir şeydir. O yüzden şiddetle kınıyoruz.